Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden Galatasaray. Bugün günlerden belki 30 Nisan pazar ama bugün günlerden biz ne diyoruz? Galatasaray diyoruz. Çünkü bugün arkadaşlar Galatasaray'ın maçı var. Önemli bir karşılaşma. Beşiktaş'la Adana derbi dediğimiz bir maç oynayacak Galatasaray. Aslına bakılırsa Galatasaray için tamam önemli. Belki rakipler için de önemli ama ben şöyle değerlendiriyorum. Galatasaray Konyaspor'la, ne bileyim Hatayspor'la, Kayserispor'la, Samsunspor'la, Rizespor'la bir maç oynasa o kıvamda bir maç gözüyle bakıyorum bu karşılaşmaya. Sonuç itibariyle Galatasaray çıktığı her maçın zaten favorisidir, kazanır. Aslına bakılırsa bu sohbeti yapmayı planlamıyordum. Benim normal maç günü sabahı yani saat 10.30-11 arası böyle bir sohbet yapmam beklenen bir şey değildi. Çok anormal bir gelişme olması lazımdı. Peki o gelişme oldu mu? Oldu arkadaşlar, oldu. Sabah erken dediğim için çayımı da böyle koydum, kusura bakmayın, elimde çayla geldim karşınıza ama rahat konuşabilmem açısından bu çaya ihtiyacım var. Arkadaşlar biliyorsunuz bir gün önce yani cumartesi günü 29 Nisan günü Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu vardı. Fenerbahçe'nin başkanı yine malum konuşmalarını yaptı. Yine Galatasaray korkusunun ona yedirdiği kafasıyla saçmalayıp durdu. Ne saçmalama. Divan Kurulu yani Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında ne konuşulur? Fenerbahçe konuşulur değil mi? Hayır arkadaşlar, bu öyle yapmıyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir de o divan kurulunun başkanı var. Miadını doldurmuş, kendini bir halt sanan bir tip var. O da arkadaşlar yalanla, dolanla bunlar el ele vermişler. Az önce de belirttiğim gibi Galatasaray korkusuyla kafayı yemişler. Bunlar da şaft maft kalmamış, şaft kaymış. Dalga dümenin peşinde koşuyorlar, hayali senaryolar yazıyorlar, yazdıkları hayali senaryolara kendileri de inanıyorlar arkadaşlar. Burası çok enteresan. Şimdi inanıyorlar dedik, oraya bir ünlem koyalım, orada duralım. Önce şu derbi maça dönelim, madem ki bir sohbet yapıyoruz. Akşam saat 19'da Galatasaray Beşiktaş'la rakip sahada bir karşılaşma oynayacak. Bu karşılaşmanın elbette herkes kendine göre bir değerlendirme yapar. İşte derbilerin favorisi belli olmaz, şudur budur falan diye. Biraz önce de yine tekrar ediyorum belirttiğim üzere. Bence her maçın favorisi Galatasaray'dır. İster derbi olur, ister Real Madrid, ister Barcelona, Bayern Münih. Galatasaray kiminle oynuyorsa bana göre o maçın favorisidir. Hele hele bu Galatasaray, yıldızlar topluluğu bu Galatasaray her maçın favorisidir. Ama benim tek korkum maçın favorisi dalga dümen olmasın, maçın favorisi hakem olmasın, hakemler olmasın. İşte sıkıntı zaten burada başlıyor arkadaşlar. Sıkıntı burada başlıyor. Elbette maçın favorisi durumuna hakemi getirdiler ki hakem bu tür maçlarda hiç konuşulmaz, konuşulmamalı. Türkiye'de alışkanlık haline geldi. Herkes dalga dümen peşinde koştuğu için, herkes avanta levanta peşinde koştuğu için, herkes masa başında bir şeyler kazanmak istediği için, Galatasaray maçların sahada oynandığını bildiği için, onlar da bu gerçeği bildikleri için ister istemez sahada mağlup edemeyecekleri Galatasaray'ı masada mağlup edebilme adına dalga dümenciler el ele vermişler arkadaşlar. El ele vermişler. İşte bütün kuşlar alemi hepsi bir aradalar ve bunların özellikle büyük kuşla küçük kuş abi her konuda bildiri yayınlıyorlar. Hani geçen gün demiştim ota bildiri yayınlıyorlar diye. Artık bildiri yayınlama işlerini daha da ilerlettiler. Bir takım eylemlere geçiyorlar. Onları bunlar ayarlıyorlar. Şelale melale ablalarını ayarlıyorlar. Ekşi mekşi abilerini ayarlıyorlar. Daha düne kadar hakaret yağdırdıkları, bilmem neci dedikleri tipleri masaya yatırıyorlar. Al küla ver takke. Şimdi gelinen nokta. Yuvarlak cümlelerle işi geçiştirmeyelim. Maçı Galatasaray inşallah hakem devreye girmezse kazanacak. Kazanmalı da zaten. Yıldızlar topluluğu takım bunu başarır. Galatasaray o göreceksiniz akşam rakibi
kendilerini dev aynasında gören, hatta bir halt sanan o rakibini, yok efendim Galatasaray bizi burada 5 maçtır yenemiyor gibi böyle palavralar sıkanları orada çimlere gömecek. Daha önce başkaları da aynı hayali görüyorlardı. En son maçta 3 yediler kendi sahalarında. Biz onları bir kenara bırakalım. Şans alan, maç alan, oydu buydu, onları da bir kenara koyuyoruz. Allah'ın izniyle Galatasaray oradan alnının akıyla, bileğinin gücüyle çıkacak. Arkadaşlar bir bilgi vermek istiyorum. Uzun zamandan beri, aslında ben başlangıçtan beri canlı yayın yapmıyorum da bir aradır böyle deneme canlı yayınları yapmıştık. Sağ olsun arkadaşlar, özellikle bizim Mertensimiz var ya, abi tutturdu geldi, dedi ki abi ya bir canlı yayın yapalım, maçtan sonra Galatasaray'ın zaferini paylaşalım falan. Tamam kardeşim dedim. Maçtan sonra, yani derbi maç, Beşiktaş Galatasaray maçı bitti, biz karşınızda olacağız. Belki bitmeden 3-5 dakika önce yayına gireceğiz arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den güzel, keyifli, 10 numara bir canlı yayın yapacağız. Ve derbi maçı önüyle, arkasıyla, olanlarıyla, olmayanlarıyla, ki muhtemelen büyük rezaletler yaşanacak, büyük sıkıntılar olacak, onları hepsini anlatacağız. Ha, şimdi tabii beklenti ne arkadaşlar? Şunu söyleyebiliriz. Maçın hakemi Ali Şansalan, pardon Koç Ali'nin ifadesiyle Ali Maçalan. Ali Maçalan rezaletlerini göreceğiz. Kayırma kollamayı, Beşiktaş'ı tutmaları göreceğiz. Galatasaray'ın golleri verilmeyecek, ofsaytlar görülmeyecek, penaltılar atlanacak. Bunların hepsi olacak. Ve dahası göreceksiniz, Galatasaray'ın belki bir sonraki maça 3-4 futbolcusu cezalı duruma düşürülecek. Sınırda olanlar Icardi, Kerem, Boey, Torreira gibi oyuncular sınırdalar. Belki bunlara hemen sarı kartlar çıkacak. Örneğin Torreira'ya hemen çıkar, Boey'a hemen çıkar. Kerem'i bilmiyorum. Icardi belki kendini bir derece koruyabilir ama bu sarı kartlar çıkacak abicim. Olabilir. Bunun yanına başkaları da eklenebilir. Her türlü rezaletlere. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu hakemi çok deşifre ettiler. Bunlar Atilla Karaoğlan'ı bu maça istiyorlarmış. Hani Enkudu kafayı çaktı Antepli'ye, kırmızı kart görmedi. Sonra Giresun maçında Abubakar kafayı, tekmeyi, tokatı rakibine geçirdi. Yine Atilla Karaoğlan tarafından korundu, kollandı. Kırmızı kart gösterilmedi. Bay Nur Çebi, Çebi Nur var ya, onu istiyormuş. Ama bir şekilde demişler ki bu olursa böyle sıkıntılar olur. Bunun üzerine o zaman bizim orada başka bir hakemimiz var. Şans alan Ali'miz var. Maç alan Ali'miz var. Onu alalım, aldılar. Deşifre oldular. Rezaletleri biliyorsunuz. Onları bir kenara bırakıyorum. Şimdi ben malum takımın, suyun karşı tarafındaki takımın Galatasaray korkusuyla kafayı yemiş başkanının Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmaya değinmek istiyorum. Bu şahıs arkadaşlar bir holdingin işte sahiplerinden biri gibi görünüyor. Zaten sağ holdingden uzaklaştırmışlar. Git oralarda yöneticilik yap falan filan demişler. Çünkü yöneticilik yetenekleri galiba biraz sınırlı. Orası bizi ilgilendirmiyor. Tabii öyle bir holding batmayacağına göre bunun gibi yetenekleri sınırlı patronlar da oraları batıramazlar. Ama Fenerbahçe'deki rezaletleri görüyorsunuz. Kaç senedir başkanlık yapıyor. Rakip takımların, Başakşehir'in, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu gördü. Ama kendi takımının şampiyonluğunu göremiyor. Zaten doğrusu yok. Ve zaten kafası hep abidik gubidik işlere çalışıyor. Ve Galatasaray korkusuyla, nefretiyle büyüdüğü için de sürekli Galatasaray'la uğraşıyor. Ve Galatasaray'la uğraşmayı marifet sayıyor. Ve hele hele son dönemlerde artık başarısızlığı o kadar üst noktalara ulaştı ki tribünler koro halinde istifa çağrısında bulunuyor. Ve camianın muhalefet isimleri artık bundan Galatasaray'a bir hayır gel, Fenerbahçe'ye bir hayır gelmez. Biz ne yapalım? Gidelim bir başkan adayı bulalım, seçim yapalım diyor. Ve nitekim diyor ki eğer diyor başkan adayı arıyormuşsunuz, bulursanız gelin hemen seçime gideceğim diyor. Dötüko başka türlü kurtaramayacak. Ama arkadaşlar dübürü kurtarmanın ona göre kestirme yolu Galatasaray'a saldırmak. Galatasaray'a her fırsatta öyle de olsa böyle de olsa saldırıyor. Galatasaray'ı suçluyor. Galatasaray'ın yöneticilerine ağır hakaretler yağdırıyor. Daha da ileri gidiyor arkadaşlar. Koskoca Galatasaray camiasıyla ilgili yapılmış olan bir takım projeleri, icraatları vesaireleri
diline dolayabilecek kadar da ve işte seçimler var. Seçimlerden sonra ben size gösteririm gününüzü. Florya arazinizi gündeme getireceğim. İşte falanca yönetici hakkında dosya tutuyorum. Hesap soracağım. Ya kimsin sen ya? Sen kimsin ya? Kaç paralık adamsın? Neyin nesisin ya? He? Millete bu kadar tehditler yağdırılır mı? Burası Muz Cumhuriyeti değil. Burada kanunlar var. Eğer Galatasaray Florya arazisini almışsa, Kemerburgaz arazisinde bugün tesislerini yapıyorsa, adasıyla vesairesiyle, bunlar tabii ki hukuka, kanunlara uygun. Ne var? Yani şunu mu demeye getiriyorsun? İşte mevcut ülkeyi yönetenler bunları sana avanta olarak verdiler. Ya Galatasaray'a bu yönetim mi avanta verecek? Onu demeye getiriyor. Siz Florya'yı avantadan aldınız. Şimdi adama sorarlar. Galatasaray Florya'yı, Kemerburgaz'ı, işte oraları buraları avantadan aldıysa, senin o karşıda bilmem nerelerde alemdamidir nedir, oralarda aldığın araziler, kendiniz demediniz mi Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz bu araziyi biz. Abi bunların hepsinin görüntüsü var da şimdi 2 saat ekrana getirip zamanınızı çalmak istemiyorum şu maç günü. O kadar yerlere avantayla lavantayla alan siz değil misiniz? O Kenan Evren Lisesi'ni 3.30 paraya alan siz değil misiniz? Siz alınca oluyor da Galatasaray'a eğer hukuk ve bir takım kurallar dahilinde bazı yerler verilmişse, üstelik bunun parası ödenerek alınmış. Avanta lavanta da değil. Neyin hesabını soracağım? Diyelim ki seçimler oldu 14 Mayıs'ta. Senin istediğin kişiler geldi iktidara. Ne yapacaksın? Galatasaray'ın elinden bu yerleri geri mi alacaksın? Alıp da üstüne sen mi oturacaksın? Florya'ya Fenerbahçe kulübünü mü taşıyacaksın? Kemerburgaz'a Fenerbahçe'yi mi götüreceksin? Ya bir insanda utanma olur, sıkılma olur ya. Bu kadar. Efendim, Erden Timur hakkında dosya tutuyormuş. Ne yapıyorsun ya? Sen kimsin de dosya tutuyorsun? Erden Timur vatan haini mi? Yok ocu, o yok bilmem kimci, yok ocu bilmem neci, öbürü bilmem kim. Herkes kötü abi. Herkes yaramaz. Sen tertemizsin. Ülkeyi tek seven sensin. Ülkenin yarınlarını düşünen sensin. Ülke için bugüne kadar hep fedakarlıkları sizler yaptınız. Hiçbir dalga dümen yok. Ya sen önce şu Fenerbahçe'yi bir düzelt ya. Fenerbahçe'yi kurtar. Fenerbahçe yıllardır şampiyonluk göremiyor. Yerlerde sürünüyor. Genci, çoluğu, çocuğu maçlarda ağlıyor. Sen hala çıkmışsın Galatasaray'a tehdit. Seçimlerden sonra sizin Florya arazinizi bilmem ne gündeme getireceğim, hesabını soracağım. Kimsin de hesap soruyorsun ya? Koskoca Galatasaray camiasından hesap soracaksın. Ama Galatasaray camiası içerisinde de bazı adına duayen muayen dedikleri bir takım tipler herhalde buna cesaret veriyorlar. Olmaz böyle bir şey. Şahsen bir Galatasaraylı olarak bu adamın o divan kurulunda yaptığı konuşma bana çok ağır geldi ya. Sen kimsin ya? Sen meydanı boş mu buldun? Evet, Galatasaray yönetimi, Galatasaray kulübü bunların anlayacağı dilden diyeceğim ama anlamazlar cevap verdi. Yapmayın, etmeyin kardeşim diyor. Ya Galatasaray kulübü bu adama göre, bu tipe göre ki bunun bütün gençlik yılları, büyüme yılları Galatasaray'ın o müthiş büyük başarılarını izlemekle geçtiği için bunun içinde müthiş bir Galatasaray nefreti, korkusu var. Ve utanma yok, sıkılma yok ve birileri de buna demiyor ki o divan başkanları var ya çoktan miadını doldurmuş dündar mıdır, mündar mıdır ne halsa. Kardeşim aklını başına al kardeşim, hani yüksek divan kurulu danışma buna akıl makıl verecekler ya, o onlardan daha fanatik. Vur Galatasaray'a. Şimdi bu Galatasaray'a sallayarak başarısızlığını örtme yoluna gidiyor. Fenerbahçe yerlerde sürünüyor. Utanma yok, sıkılma yok. Galatasaray'a vurursam, Galatasaray'a sallarsam ben bu işi götürürüm. Fenerbahçeli taraftarlar beni el bebek gül bebek, şampiyon olamayacağım zaten, el bebek gül bebek tutarlar diye düşünüyor herhalde.
Olmaz. Böyle bir rezalet yok. Bak sen değil, senin ağababan gelse, senin kralın gelse Galatasaray'ın ne Florya'sına, ne Kemerburgaz'ına, ne adasına, ne orasına, ne burasına zerre kadar dokunamazsın. Galatasaray ağır kayadır. Yel kayadan ancak toz alır arkadaşlar. Ağır taştır Galatasaray. Düştüm altında ezilirsin. Bu büyük kayanın altında ezilir gidersiniz. Hep size söyledim, daha önce de anlattım yani. Aslan eğer dişlerini gösteriyorsa güldüğünü zannetmeyin. He? Sizin bu sonunuz olur, felaketiniz olur. Ha, benim gibi kimse anlatmaz. Ben Galatasaray Kulübü'nün üyesi de değilim. Galatasaray Lisesi mezunu da değilim. Ama Galatasaraylılar artık gerçeği görecekler, el ele verecekler. Kendilerine kurulan tuzakları, yapılan rezaletleri herkese görüp bir bir anlatacaklar. Ultraslan anlatıyor. Galatasaray'ın bazı işte 1905 İş Adamları Derneği anlatıyor. Bazı diğer Galatasaray'da yöneticilik yapmış kişiler gerçekleri anlatıyorlar. Yeter artık, dur artık diyorlar. Bak Galatasaray, sen öyle holdingine moldingine güvenme emmi. On adamın başına geçirirler o holdingi moldingi. Seçimlerden sonra, 14 Mayıs'tan sonra gelip Galatasaray'ın elinden arazisini mi alacaksın? Ne yapacaksın yani? Seçimlerden sonra Galatasaray'a gösterecekmiş. Ya sen bırak şimdi bu işleri. Seçim meçim işlerini bırak. Girme bu işlere. Bu işlere girersen altından kalkamazsın. Çevirdiğiniz dolapları herkes biliyor. Seçim meçim davasına giderseniz açığa düşersiniz. Galatasaray'a kimse avanta vermedi. Galatasaray parasını ödedi, gitti. Devletin yetkililerinden bu arazileri, bu arsaları alınması gereken yollarla, yöneticilerle anlaştı, imzalar atıldı. Her şey milletin gözünün önünde açık ve net bir şekilde yapıldı. Galatasaray'ın avanta levanta aldığı yok. Bu divanda, hani bu kafayı yemiş olan Galatasaray korkusundan kişi orada burada konuşuyor ama bir de bunların yalayıcıları var sosyal alemlerde. Neler anlatıyorlar, neler konuşuyorlar. Bir görseniz. Ya sanki getirdi, ülkenin cumhurbaşkanı Galatasaray'a avanta levanta verdi. Ne alakası var? O verdi, öbürü de gelip bunları alacak elinden, öyle mi? Ya bırakın abi bu işlerle, siyasetle, mıyasetle bu işler olmaz. Galatasaray bileğinin hakkıyla aldı. Galatasaray parasını vererek aldı. Kim olursa olsun Galatasaray'ın yolu da belli, hedefi de belli. Ama abidik gubidik numaralar bunların elinde, bunların kafasında. Bunlar şaşırmışlar, bunlar çıldırmışlar. Neler konuşuyorlar, neler yapıyorlar. İşte rezaletin bini bin para. Bu Yüksek Divan Kurulu tehditler, asacağım keseceğim, onu yaparım, bunu yaparım, ben şöyle yaparım, arkadan dolanmayın, yandan güreşmeyin, bilmem ne. Var, hepsi var burada elinde, gazete başlıkları falan da. Biliyorsunuz zaten, onları göstermek istemiyorum. Bunların medya içerisinde yalayıcıları, yıkayıcıları var. O yalayıcılar, yıkayıcılar hiç gerçeği görmezler. Bunlar haftalar önce Sivas'ta Galatasaray'a bir tuzak kurdular. Hatırlayın arkadaşlar, ondan sonra o sayıtımsı bilmem nenimsi diye böyle bir takım terimler ortaya çıkardılar. Onun üzerinden Galatasaray'ın alnının akıyla kazandığı bir maçı dillerine doladılar. Hem o Sivas Spor Kulübü hem işte bunlar. Şimdi ne oldu? Cumartesi akşamına Sivas'a gidin. Sivas'ta bir kalecimsi rezaleti yaşandı arkadaşlar. Kalecimsi rezaleti yaşandı. Rezalet Türk futbol tarihine en kara harflerle yazılacak olan, orada bir kara gece var. Bir kalecimsi rezaleti var. Kimse üstünde duruyor mu? Durmazlar arkadaşlar, durmazlar. Bir takım zortoğulları, kortoğulları, küpeliler, küpesizler görmezler. O rezaleti görmezler. Orada bir kaleci rezaleti var. Günlerdir, haftalardır Galatasaray'ın orada haklı galibiyetini her fırsatta diline dolayan o Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Efendi var. Şimdi ne diyor Rıza Efendi? Kalecimiz bilmem kaçıncı dakikada sakatlandığı anda çıkmalıydı oyundan. Ha, demek ki Sivas Spor'un teknik direktörü kalecisi. Kaleci Ali Şaşal mıdır? Şaşmaz mıdır? Ne halsa? Valencia ile çarpıştı. Efendim sakatmış, ayağında sıkıntı varmış. O yüzden toplara atlayamamış. O yüzden toplara ikinci hamleleri yapamamış. O yüzden Fenerbahçe'den 3 gol yedi demeye getiriyor.
Bunun diyor çıkması lazımdı o arada diyor. Valencia diyor ambulansa bindirildiği anda bunun da çıkması. Peki sen necisin sağ kenarında? Rıza Efendi. He? Sen necisin? Getirirsin yedek kalecini. Koyarsın oraya. Tabelayı kaldırırsın gel dersin. Gelmiyorum. Hastir mi diyecek sana kaleci? Hayır değil. Bunlar dalga dümen. Sivasspor'un oynadığı yüz karası futbola bakın arkadaşlar. Son haftaların öyle ya da böyle en diri takımlarından biriydi Sivasspor. Nasıl böyle rakip kaleye gitmeden 3 gol yedi? He? 3 gol yedi maç 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti. O Fenerbahçe'yi, şu mevcut Fenerbahçe'yi bizim 3. Lig'de Ordu Spor takımı var. Bakın 3. Lig'de oynuyor. Yeminle söylüyorum çıkarın Fenerbahçe'nin karşısına Sivas'ın yediği o golleri yemez. Sivas kadar bu kadar aciz duruma düşmez. İnanın bana düşmez. Sivasspor resmen Fenerbahçe'ye dedi ki gel kardeşim al maçı. Kaleci peki soyunma odasında ne yapıyorsun? Rıza Efendi ikinci yarıda sen oynayacak mısın? Oyna oyna o zaman çık falan. Niye zamanında sakatlandığı halde almadın? Yedek kaleci niye duruyor kenarda? Abi bunların özürü kabahatlerinden büyük. Bunlar işte Yüksek Divan Kurulu'nda başkanları böyle konuşur. Zaten Sivasspor Kulübü, Karagümrük Kulübü bunlar Fenerbahçe'nin arka bahçesi durumundadır. Karagümrük Kulübü'nü hatırlayın. Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında nasıl canla başla oynadılar. Sonra kendi sahalarında mağlup oldular arkadaşlar. Hurma Süleyman. Peki ne diyorlar? Karagümrük Kulübü'nün zaten gizli sahibi başkası diyorlar. Orayı da geçelim. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Evet Galatasaray maçında oynadılar. Ama ben hep şunu söyledim. Galatasaray'a çıkacak olan rakiplere dikkat edin. Hepsi mamalı çıkacak dedim. Bu mamanın altını doldurabilirsiniz. Cebe giren mamalar var. Vücuda giren mamalar var. Mamalar var. Hala dünya futbolunun en büyük tehlikelerinden, baş belalarından biri dopingdir arkadaşlar. Galatasaray karşısına çıkacak olan takımlara dikkat edin. Bakın mamalı, buna Beşiktaş da dahil. Herkes mamalı çıkıyor. Herkes bir takım, neyse girmeyeyim oralara şimdi. Arkadaşlar biz bunları biliyoruz. Şimdi Galatasaray korkusuyla öyle ya da böyle şaftı kaymış, kafayı yemiş bir başkan sürekli Galatasaray'a vurarak, Galatasaray üzerinden prim yaparak ayakta kalmaya, taraftarının gözüne girmeye, onların başarısızlıklarını örtme adına gönlünü kazanmaya çalışıyor aklı sıra. En kolay yöntemdir. Vur Galatasaray'a, gerisi kolay. Nasıl olsa Galatasaray cephesinden de buna haddini bildirecek o sertlikte açıklamalar gelmiyor. Peki gelmemesi normal mi? Aslına bakılırsa muhatap almamaları bence gayet doğal. Almasınlar. Ama adam hani derler ya sinek küçük mide bulandırıyor diyor. Adam sürekli açıklama yapıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Futbol Federasyonu ikinci başkanı devletin üst düzeyde görev yapmış bürokratlarından birine köstebek diyor ya. Ağır suçlamalarda bulunuyor. Ve ondan sonra da tabii cevabını zihinsel körlük vesaire ifadeleriyle Yusuf Günay bir şekilde verebiliyor. Ama aldıracak hali yok. Adamın çünkü tanıdığı kural yok. Hiçbir şeyi tanımıyor, hiçbir şeyi takmıyor. Ve medya içerisinde hiç kimse de bu rezaletlere tek kelime ya sen ne yapıyorsun, neden böyle konuşuyorsun, yapma kardeşim, germe bu iki takım kulübünün taraftarlarını, bu iki büyük camiayı birbirine düşürme demiyorlar. Bakın Aziz Yıldırım gittiği anda ben şunu söyledim. Göreceksiniz Aziz Yıldırım'dan Türk futbol kamuoyu çok şikayetçi ama Aziz Yıldırım'ı arayacaklar dedim. Camiası da arayacak dedim. Bunu alayla valayla oraya getirip oturttular. Çok iyi bir pazarlamayla maalesef bu son yıllarda böyle şeyler oluyor Türkiye'de. Bunu getirttiler oraya oturttular. İşte tablo bu. Galatasaray nefreti korkusu adama kafayı yedirmiş. Saçma sapan suçlamalar, açıklamalar. Ya kim kime? Ben şimdi diyebilir miyim herhangi birinize? Ey Hasan, Hüseyin, Mehmet, Ali senin hakkında dosya hazırlıyorum. Veya siz bana diyebilir misiniz ki Ersan Çelik
hakkında ben dosya hazırlıyorum. Senin görevin bu değil ki. Adam ne yapmış? Kulübünün hakkını savunmuş. Sen Galatasaray kulübünün hakkını yemişsin. Galatasaray Beysin başından beri 10-12 maç doğranmış. Hala doğranıyor ama utanmadan, sıkılmadan hakemlerle, hakemlerin başıyla, laleyle, şelaleyle, maleyle yarışın içinde kalıyorsun. Dalga dümenle yarışın içinde kalıyorsun. Vay efendim benim hakkım yendi. Hala bir de mart kedisi gibi abi, hem istediklerini alıyorlar, yapıyorlar, hem de ağlayıp sızlayıp ceyaklayıp duruyorlar. Buna kimsenin göz yumması o beklenmemeli ama yumuyorlar. Nerede medyanın anlaşanlı kişileri? Ama yok. Onlar çünkü yalamaktan, sürekli bu tipleri yalamaktan dilleri nasır tutmuş. Hala böyle konuşabiliyorlar. Ben anlayamıyorum. Ben kendime bazen soruyorum. Ya bu adamın dediklerinin çeyreğini Galatasaray yapsa uçar gider zaten. Böyle bir şey yok. Galatasaray bakın arkadaşlar, onca fedakarlık yapıyor. Futbolcular transfer ediliyor. Bu Icardi'ler, Mertens'ler, Zaniolo'lar, onlar bunlar, Torreira'lar geliyor Galatasaray'a. Sen kimleri getiriyorsun abi? Nerede 3. sınıf Brezilya'da orada burada kıyı defişede kalmış adam varsa onları derleyip toparlayıp getiriyorsun. Sonra Galatasaray'a kafa tutmaya kalkıyorsun. Galatasaray seni tabii ki yenecek. Adam bu kadar fedakarlık yapacak, o kulüp bu kadar harcama yapacak ve o kulübü aklı başında insanlar yönetecek. Sen de kalkacaksın, ona buna çamur atacaksın, suçlayacaksın. Ne var, benim arkamda holding var, ben kimseyi iplemem diplemem. Seni iplemeyi de diplemeyi de vallahi gözünün önüne getirirler. Ben söyleyeyim, bu büyük bir haksızlık. Bu kadar olmaz. Türkiye'de hiç kimsenin bir başkasına bunu yapmaya hakkı yok. Yok onu yapacağım, yok bunu yapacağım. Sana mı kaldı Erden Timur'un hakkında dosya tutmak? Ya da onun şirketleri, ya da onlar, ya da bunlar. O zaman senin hakkında tutulacak dosyalar, senin yediğin haltlar açıklanmaya kalkarsa Galatasaraylılar tarafından ne yapacaksın? Ha, bunların bütün derdi arkadaşlar, açık söyleyeyim, seçimler öncesi Galatasaray taraftarını isyan ettirip sokağa dökmek. Neler yaptılar? Hatırlayın Alanya maçında. Alanya maçından devre arasında o Ali Palabıyık denen adam aldı yanına yardımcıları, gitti Galatasaray tribünlerinin önünde duruyor. Gitsene soyunma odasına. Hayır yok, git diyorlar, gitmiyor. Duruyor. Galatasaray taraftarlarını tahrik edip aşağıya çekmeye çalışıyor. Galatasaray taraftarlarını genelde bunların bütün amacı tahrik edip sokağa dökme. Ama Galatasaray taraftarları ülkesini seviyorlar. Vatanını, milletini seviyorlar. Vatanını, milletini seven insanları siz sokağa dökemezsiniz. Galatasaray'ı da seviyorlar. Galatasaray'ı seven bu taraftarlara siz o rezillikleri yaptırtamazsınız. Vatan, millet, bayrak her şeyden önce gelir. Vatanına, milletine, bayrağına kimse ihanet edemez. Edenler de bunun hesabını verirler. Verirler. Sonra hatırlayın arkadaşlar, bir başka başta ki yine Fenerbahçe maçında Ali, dediğim gibi Ali Palabıyık gidiyor tribünleri tahrik ediyor. Kimse dokunmuyor bile ama Fenerbahçe maçında adam, Ankara Gücü maçındaydı hatırlayın. Hakem devre arası oldu, soyunma odasına gidecek. Eşkıyalar gibi yolunu kesti yöneticiler. Hakeme her türlü hakareti, bağırmayı, çağırmayı, asıp kesmeyi yaptılar abi. Adam zar zor gitti soyunma odasına. Belki de kimsenin, kameraların görmediği yerde hakemi tartakladılar. Her türlü numarayı yaptılar. Sonra o hakem ikinci yarıya çıktı. Hatırlayın Ankara Gücü'nde o kahveci İrfan'ın kendini yere atıp aldığı penaltılar, aldığı rezaletler. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını mı istemiyorlar? Yok Galatasaray arkadan dolandı. Yok şöyle, yok mert olun, yok bilmem ne olun. Ya mertliği senden mi öğrenecek Galatasaray? Galatasaray camiası seni ve senin gibileri, alayınızı, aha babalarınızı elden geçirir ya. Sen kimsin ya? Neyi anlatıyorsun? Ha diyeceksin ki Ersan Çelik, sen bunları söylüyorsun da kim duyacak? Kim duyacak abi? Biz de burada anlatıyoruz. Biz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ülkemizi seviyoruz kardeşim. Bu kadar basit. Galatasaray'ı da seviyoruz. Rakiplere de saygı duyuyoruz. Ama rakiplerin başındaki insanlar eğer camialarına saygı duyacak çizgiden çıkartıyorlarsa bu da onların sorunu. Bugün Beşiktaş'ı yönetenlere bakın. Bugün işte Fenerbahçe'yi yönetenlere bakın.
Ya düşünebiliyor musunuz? Deprem olmuş, ülke felaket yaşamış. 3 gün sonra çıkmış bir jimnastik kulübünün başkanı. Puanda puan, puanda puan. Yok playoff'tu, yok oydu, yok buydu. Maç oynanacak, yok derbiye şu hakem gelsin. Yok Umut Meler'i istemem, yok bunu istemem, yok şunu istemem. Ondan sonra bağırıyorlar. Yok Galatasaray pusu kurdu, yok Galatasaray şunu yaptı. Hay Galatasaray kadar başınıza taş düşsün. Ama bütün mesele ne? Daha önce de söyledim, aşağıda sohbet duruyor. Galatasaray'ı sahada yenemeyeceklerini bilenler, bu gerçeği görenler Galatasaray'ı masada yenmek istiyorlar. Bel altı vurarak durdurmak istiyorlar. Üçkağıtçılık, puştuk yaparak durdurmak istiyorlar. Ama Galatasaray, Galatasaray'ın büyük taraftarı sizler, hiç kimse bu puşluğa, bu bel altı vurmalara teslim olmaz. Galatasaray, ben söylüyorum, büyük camiadır. Galatasaray ağır kayadır. Ay altında kalırsınız, ezilirsiniz diye. Bunu televizyondaki meslektaş gibi görünen bir takım yorumculara, yalayıcı, yıkayıcı programcılara, bir takım lavuklara ve puşlara, Galatasaray'ın içindeki puşlara, hainlere de hatırlatıyorum. Galatasaray gerçeğini yapmayın, etmeyin. Galatasaray taraftarını sokağa çekme düşüncesinden, planından, senaryosundan vazgeçin. Galatasaray bileğinin hakkıyla şampiyon olacak. Galatasaray'ı velev ki bu akşam derbi maçta hakemle, makemle durdursanız, elinden 3 puanlı hırsızlıkla daha önceki maçlarda Konya'da, Kayseri'de yaptığınız gibi yapsanız da Galatasaray kolay kolay sizlere yem olmaz. Aslan kükrediği zaman kaçacak deli kararsınız. Bakın ben bunu söyleyeyim. Zaten şöyledir. Aslan meydana çıktığı zaman çakalların payına kaçmak düşer. Bu kadar basit. Ne demek ya? Sen divan kurulunda Galatasaray yöneticisini tehdit edeceksin. Hakkında şunu yap. Ya bu normalde suç. Suç, suç, suç. Bu kadar basit. Yok Galatasaray kulübünün seçimlerden sonra arazisine çökeceğim. Yok onu alacağım. Yok onun hesabını soracağım. İyi ya. Koskoca Galatasaray kulübü gelecek sana teslim olacak. Niye? Sen taraftarının gözüne gireceksin. Başarısızlığını onlara böyle Galatasaray'a vurarak, sallayarak, bak ben nasıl cesur adamım, nasıl da Galatasaray'ı böyle görüyorsunuz, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum dercesine onların gözüne girip Galatasaray'ı sıkıştıracak kişi. Yemezler anam, yemezler. Geç bunları. Sen önce şu Sivas'taki kalecimsi rezaletinin, kara gecenin, rezil gecenin hesabını ver. Ey Sivas, ey Sivas'ın teknik direktörü Rıza Efendi. Utanın ya, utanın. Böyle bir maç oynadınız. 3 puanı verdiniz. Yazıktır, günahtır ya. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan başkalarına sallayacaksınız. Ne diyeyim arkadaşlar? Diyecek çok fazla bir şey yok işte. Bu rezaletleri sizlere maç günü niye hatırlatmak istedim? Görün, bakın, edin, sakin olun, sabırlı olun. Her türlü tahrik olacak, her türlü rezalet olacak. Ama sonuçta göreceksiniz ki 6 maç sonra Galatasaray 23. şampiyonluğu kutluyor olacak. Hep birlikte bu şampiyonluğu kutluyor olacağız. Galatasaray büyük camiadır. Galatasaray Avrupa şampiyonudur. Galatasaray Türkiye'nin dünyada bilinen yegane tek markasıdır. Galatasaray gururdur. Galatasaray büyüklüktür. Galatasaray herkese örnek olabilecek, herkesi kucaklayacak büyük bir camiadır arkadaşlar. Galatasaray'a yapılan saldırılar, hani dedim ya, hiç önemli değil. Hani yel kayadan sadece toz alır. Bunlar ikisi de bu. Sinek küçüktür, mide bulandırır. Sadece bu kadarını yapıyorlar. Lütfen bu sohbeti hiç olmazsa şu maç günü paylaşın arkadaşlar. Abone olun ki ne kadar çok kişiye ulaşırsak, gerçekleri anlatırsak kârdır diyoruz. Bütün belgeler elimizde var. Akşam maçtan sonra dediğim gibi Beşiktaş Galatasaray maçından sonra canlı yayınımız olacak. Canlı yayında buluşacağız. Orada daha geniş zamanı kullanacağız. Orada teknik imkanlarım daha geniş olacak. Bir takım bilgileri, belgeleri, elimde mevcut olanları şu anda zaten yarım saatinizi almış durumdayım. Hepsini sizlere orada gerekli olanları bir bir tekrar göstereceğiz. Akşam saat 21 gibi inşallah hem Galatasaray'ın zaferini konuşuyor olacağız, hem bir takım rezaletleri bir kere daha sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Galatasaray korkusuyla kafayı yiyenlere,
boş ver, fazla aldırmayın. Sivas'ta yaşanan kalecimsi rezaletini unutmayın arkadaşlar. Ve de bu akşamki maçta sabırlı, sakin olacağız, kararlı olacağız. Dualarımızı Galatasaray'a göndereceğiz. İnşallah Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olan Galatasaray rakibine çimleri yolduracak. İlk maçta olduğu gibi yolduracak. İnşallah onlara bir Liverpool tarifesiyle hadi güle güle diyeceğiz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Unutmayın. Akşam saat 21'de canlı yayında Aslan Şampiyon TV'de buluşuyoruz. Hoşçakalın kardeşlerim.